Türkiye, idam yasasını geri getirme söylemi ve darbe girişimine planlamakla suçladığı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi talebi nedeniyle son zamanlarda Avrupa Birliği ve Amerika ile sorunlu günler yaşıyor. Türkiye, kendini alternatif bir müttefik olarak görebileceği Rusya ile daha sıkı işbirliğine girer mi? Stephen Flanagan'a göre bu zor ama mümkün. Putin ve Erdoğan Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesinden önce çok yakındı. Putin uçağın düşürülmesini arkadan hançerleme olarak yorumladı. Bu nedenle Putin'in bu olayı kişisel ve siyasi bir saldırı olarak algıladığını düşünebiliriz. Bunu daha da körükleyen de Erdoğan'ın Putin'in istediği gibi özür dilememesi oldu. Ancak Erdoğan birkaç hafta önce pişman olduğu yolundaki söylemiyle iki ülke arasındaki gerilimi yumuşatacak kapıyı aralamış oldu. Bence her iki ülkede yakınlaşmaktan yana. Bunun en önemli nedeni ekonomi. Rusya için Türkiye önemli bir enerji pazarı ve Rus doğalgazı için önemli bir dağıtım rotası. Türkiye'de Rus doğalgazına çok muhtaç. Ancak iki ülke arasındaki en önemli fark Suriye politikalarında yatıyor. Bu noktada iki ülkenin nasıl bir araya geleceğini bilemiyorum. Bence yakında gerçekleşecek görüşmede iki lider en çok ekonomi ve ticaret ilişkilerinin geliştirilmesini konuşacaktır. Erdoğan'ın Rus turistleri son zamanlarda terör saldırılarından, Putin'in Rus turistleri sınırlamasından ve darbe girişiminden etkilenen Türkiye'ye davet etmesi de beklenebilir. Uzun yıllardır NATO ittifakına üye olan Türkiye'deki darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmeler NATO, ABD ve AB ile ilişkileri nasıl etkiler? Rand uzmanı Stephen Flanagan, Türkiye'nin ittifak içindeki rolünün çok önemli olduğunu vurguluyor. The alliance want A strong and stable Turkey. NATO, Amerika ve diğer müttefikler güçlü ve istikrarlı bir Türkiye ile terörle mücadele ve diğer uluslararası tehdit alanlarında çalışmaya devam etmek istiyor. Ancak herkes Türkiye'de yaşanan son olayların ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemesinden korkuyor. NATO ordu içinde yapılan temizlik çalışmalarının, ordunun ve komutanlarının ülkedeki itibarını zedelemeyecek şekilde yapılması gerektiği yönünde birleşiyor. Amerika ve NATO için Türkiye'nin IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlar için büyük önem taşıyan İncirlik Üssü'nün kullanılmasına izin vermeye devam etmesi son derece büyük önem taşıyor. Uzmanlar Amerika ile Türkiye arasında soğuk rüzgarlar estiğini söylüyor. Son gelişmeler ışığında iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği ile ilgili beklentiler ne yönde? Stephen Flanagan'a göre ilişkiler ne olursa olsun önemli olmaya devam edecek. Amerika Türkiye'yi güçlü ve demokratik bir müttefik olarak görmek ister. Bence Türk-Amerikan ilişkileri hem Başkan Obama hem de Kasım'da seçilecek başkan için hayatı önem taşımaya devam edecek. Bu nedenle Amerikan yönetimi Türk müttefiklerine bu çalkantılı dönemi atlatabilmeleri için her türlü desteği verecek. Ekonomik, siyasi ve askeri konularda işbirliğine devam edecektir. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuk çerçevesinde hareket etmesi bekleniyor ki bu müttefikimiz olan her ülkeden beklentimiz. Stephen Flanagan korkulanın aksine Türkiye'nin bu dönemden demokrasisini ve insan haklarını güçlendirecek şekilde çıkacağını umduklarını söyledi. Emre Elçi, Amerika'nın Sesi, Washington.